Merhaba hocam. Merhaba Ozan'cığım. İlk defa ben soruyorum bugün. Oh yes. Evet, aynen. Herkes bizi bırakıp gitti çünkü. Ama şimdi böyle söyleyince de yanlış anlaşılabilir. Herkes olduğu yerde aslında. Sadece bugün soruları aynen ben öyle. Soruyorum. Bu arada bence senin ses tonunu da sevenler çok var. Videonun altına Latife Hanım mı, İlke Hanım mı, Şeyma Hanım mı yoksa Ozan Bey mi soruları daha iyi soruyor? Bence bir yazın, oradan bir yeşillendirin ekşi sözlük şeysiyle. Bir görelim bakalım, bir rekabet ortamı oluşsun yani. Evet, bakalım kimler kazanacak, kimler ön plana çıkacak. İlk soru benden gelsin o zaman hocam. Buyurun. Şimdi bir şey yapmakla ilgili bir şeyimiz var. Buradan da biraz önce Can ve sonra Canan'a da gönderme yapmış oluyoruz aslında son bölümüne. Evet, böyle önce Can sonra Canan'da evet bunu konuşmuştuk. Fark etmiş oldum. En son yayınladığımız bölümde 22. Evet, 22'den yola çıkaraktan. Böyle bir şey yapmayla ilgili sürekli tekrarlamak hocam. Böyle bir sınıra geliyor ve hani onu aşamıyoruz gibi hissediyoruz ya. Bu konuda acaba... Evet. Neyi nasıl aşabiliriz? Biz gitar öğrendiğimiz dönemde ona bilmiyorum yaygın bir terim midir ama şimdi sen de müzisyen bir insansın, senin yanında da böyle malumat fırıştık yapmıyor ama kazmalık eşiği diye bir şey diyorlardı. Yani biraz böyle uğraşıyorsun ama bir şey var böyle yapamıyorsun, onu bir geçtikten sonra artık o yapamadığın şeyi rahat rahat yapabilir hale geliyorsun. Şimdi öğrenmede bu tip aslında hem zihinsel hem fiziksel bariyerlerden kaynaklanan bazı aşamalar var. Şimdi o aşamaları aşmanın da aslında en temel kuralı tekrar. Tekrarı şunun için yapıyoruz. Yeni bir zihinsel beceriyi öğreneceğimiz sırada olması gereken şey beynimizdeki o hareketi kontrol eden ya da o işte yetiyi kontrol eden devrelerin bu hareketi seri bir biçimde yapabilecek, ustaca yapabilecek şekilde tekrar organize olması, tekrar bağlanması. Şimdi bu da zaman alan bir süreç. Dolayısıyla tekrara bunun için ihtiyaç var. Devamlı arka arkaya bir şeyleri tekrarladığımızda artık beyinde o bir süre sonra bilinçsiz ve otomatik yapılır bir hareket haline geliyor. Geliyor da teorik olarak şimdi bunu yapmanın bazı kuralları da var. Örneğin hiçbir içsel motivasyon olmadan tamamen zorlamayla ya da parayla, dışarıdan herhangi bir baskıyla devamlı bir hareketi tekrar etmek ancak basit ve rutin bir şeyse onu hızlı öğrenmemizi sağlıyor. Yoksa kompleks bir beceriyi sırf babam öyle istiyor ya da işte ileride efendim çok havalı olur falan filan diye uzun sürede öğrenmen mümkün değil. Bir, arka planda duygusal bir motivasyon olması lazım. Beynin her şeyi öğrenmesinde bu temel gereklilik. Bu hiç değişmiyor. İkincisi, özellikle fiziksel bir beceri ise yani bu işte gitar çalarken belli bir hareketi yapabilmekten tutun da işte bir jimnastik hareketini ya da işte basketbolda daha isabetli şutlar atabilmeyi sağlamanın çok önemli bir kuralı var. Bu benim telefonum. Ona bir... İster yani basketbol potasına daha isabetli şut atmak olsun. Her türlü becerinin temelinde zihinde yapabildiğimiz planlamayla çok yakından alakası var bu becerinin. Şunu kastediyorum. Fiziksel olarak çalışmak elbette önemli bir şey ama bir taraftan da zihinsel olarak o hareketi yaparken kendimizi görmek. Bir başkasını yaparken izlemenin yanı sıra kendimizi o hareketi yaparken mental olarak hayal edebilmek bu hareketi yapmamızı çok kolaylaştırıyor. Bununla ilgili deneysel sonuçlar da var bu arada. Hani bu böyle tecrübe olarak çok uydurduğumuz bir şey değil. Mesela hiç piyano başına geçmemiş birisi de olsanız fark etmiyor. Bu akşam uyumadan önce işte 10-15 dakika piyano çaldığınızı hayal ederseniz 5-6 gün içerisinde beyninizde parmaklarınızı kontrol eden alanların büyüdüğünü görebiliyoruz. Yani o parmak hareketine ayrılmış alanlar daha büyük bir hale geliyor. Hiç piyano başına oturmadan bu nasıl oluyor? Zihniniz bir işle meşgul olunca beyniniz o işle ilgili daha fazla kaynak gerekebileceğini düşünerek oraya daha fazla sinir hücresi ve alan ayırıyor aslında. Tabii bu gece uykuda yani düşünerek piyano virtüözü olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Fakat o hareketleri planlayan merkezler aynı zamanda hareketleri doğrudan kontrol eden merkezlere bir ön uyarı gönderiyorlar. Bunun anlamı şu, zira yapılmış deneyler de var bu konuda. Fiziksel olarak 50 kere basketbol şutu atsınız ya da oturup bir kenarda 50 kere şut attığınızı düşünseniz basketbolcularda yapılan çalışmalar gösteriyorlar ki isabet sayısındaki gelişme ikisinde de aynı. Yani fiziksel ve mental hazırlık arasında fark yok. Bunların hepsini beraber topladığımızda bir işte ilerleyememe sebebimiz genellikle psikolojik oluyor. Yani fiziksel bir sınırdan kaynaklanmıyor. Mesela biz bir yere kadar uğraşıyoruz ama eğer zihnimizin içerisine dönersek muhtemelen o kaldığımız yerle ilgili mental, psikolojik vesaire bir bariyerimiz var. Orası bizim için diyelim uç bir nokta ve ondan ötesini muhtemelen kendimize pek yakıştıramıyor olabiliriz ya da kendimizi o noktada pek düşünmüyor olabiliriz. Bu durumda en etkili yöntemlerden bir tanesi sizin öğrenmeye çalıştığınız şeyi iyi yapan birisini önce izleyip ayna nöron sistemiyle onun hareketlerini beyninizin çözümü
betimlemesine izin verip sonra kendinizi onun yerinde tahayyül ederek, onun yaptığı şeyi yapıyor şeklinde düşünerek beyninizi o konuda cesaretlendirmek. İmajinasyonun ya da görsel hayalin etkisi kesinlikle küçümsenebilen bir şey değil. Öğrenmeyi çok çok hızlı arttıran bir şey. Bir küçük mesele daha. Daha önceki videolardan bir tanesini geçmişte tekrarlayayım. Günün hep aynı saate, aynı miktarda, aynı rutinde çalışmak beynin öğrenme yeteneğini azaltıyor. Çünkü bizim beynimiz kaotik, beklenmeyen, sürpriz uyaranlarla uyarılıyor. Dolayısıyla çalışma sisteminizde, çalışma stilinizde, çalıştığınız egzersizlerde, yaptığınız sürede, onun gün içindeki saatinde ne kadar çok değişiklik yaparsanız beynin öğrenme şansını o kadar fazla arttırıyorsunuz. Çünkü belki de o sürekli prova yaptığınız ya da çalıştığınız saat beyninizin eşref saati olmayabilir. Her günde zaten beyin aynı şekilde eşref saatine girmiyor. Tamamen günlük döngülerinize, yediğinize, içtiğinize, moral durumunuza bağlı olarak değişiyor. O yüzden yaptığınız şey neyse onunla ilgili kendinizi en hazır hissettiğiniz zaman istediğiniz kadar ama tabii belli bir minimal sürenin üzerinde biraz kendinizi hafif zorlayarak çalışırsanız ve bunu biraz önce dediğim gibi önce hayal edip sonra fiziksel hareket ya da işte prova şeklinde gerçekleştirirseniz öğrenme oldukça hızlanacaktır. Ama bunların hepsinin altında en başta söylediğimi unutmayalım. Ben bunu niye öğreniyorum sorusunun net bir cevabı yoksa o işe beyninizi biraz zor razı edebilirsiniz. Kısacası siz isterseniz her şey olur ama istemiyorsanız çok zorlamamak lazım. İsteyeceğimiz başka bir şey öneririm bence. Sağ olun hocam. Evet hocam şimdi Erkam Akçin sormuş. Akçin. Evet. Hocam merhabalar. Sağlığınız daim olsun inşallah demiş önce kendisi. Hep beraber efendim sağlık her şeyin başı. Çok teşekkür ederim. Benim sorum şöyle olacak diyor. Herhangi bir şarkının bazen gün boyu ağzımıza dolandığı oluyor ve bunun sebebinin beynimizin yarım bıraktığımız, sonuna kadar dinlemediğimiz şarkıları tamamlamak, son buldurmak için o şeyi durmadan tekrar ediyor olduğunu öğrendim. Siz de bunu bir ara bir söylemiştiniz. Bir sebebi bu. Evet. Aynen. Hani mesela bir kitabı okumaya başlayıp yarım bırakmak ya da bir filmi. Bir soru ilerlemeden bir şey daha söyleyeyim. Aynen, onun başka nedenleri de var. Yani mesela o şarkıyla bir duyguyu ilişkilendirmek, o ezgiyle diyeyim, bir duyguyu ilişkilendirmek çok kolay çünkü müzik duygusal bir şey. O duygu halini yaşıyorsanız o ezgiyi bir kere duyunca onu sürekli dilinizde tekrar etme ya da zihninizde çevirme olasılığınız da artıyor. Yani ruh durumunuzun bir nevi notalara dökülmüş hali gibi. İşte ben ne zaman kendimi enerjik, mutlu hissetsem girerim Dream Theater'dan bir arka fon devamlı o kafamda döner falan gibi bir şey de olabilir. Yani tek bir nedeni yok, onu hemen parantez içinde çizmiş olayım. Asıl soru şöyle geliyor. Peki bu tekrar etme, tamamlama uğraşı sadece şarkılar değil de başka türlü şeyler için de geçerli mi? Geçerliyse yaratıcılık gerektiren bir işi yarım bırakıp beynin arka planda onu düşünmesini sağlamak mantıklı bir taktik olabilir mi acaba diyor. Nereden? İyi bağlamış. Evet, ben değişik takdir bir noktaya ediyorum. Geldi soru. Yani ben bir iki gün düşüneyim. Onunla çok alakasını kuramadım açıkçası ama galiba şu var o soruda yani anlayabildiğim kadarıyla. Tam kompleks bir sorunu çözemediğimiz zaman o sorunu bir kenara bırakıp beynin onu arka planda çözmesini sağlamaya çalışmak gibi bir şey var galiba. Ki zaten beynini doğru kullanan herkes bunu böyle yapıyor. Mesela diyelim bestede yapsanız, işte bilimsel bir fikir üzerine felsefi bir konuyla da uğraşsanız hiç fark etmez. Genellikle bizim bilinçli ve üzerinde adım adım analitik düşünen zihnimizin başa çıkamayacağı kadar kompleks sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu karmaşık girift sorunları analiz ederek parça parça çözmeye kalksak hani çoğu zaman içinden çıkamayacağımız kadar beynimize ağır gelen bir yük oluyor. Ama bunun için bizim işte genellikle bu son yıllarda adına sistem 1 dediğimiz beynin dürtüsel ve duygusal kısımlarının ağırlıklı olarak işe karıştığı ve adeta bir kuantum bilgisayarı gibi çok hızlı çalışan ve örüntüler üzerinden bilgi işleyen bir sistemi var. Bu sistem mesela rüyalarda işte hiçbir şey yapmadan böyle aylaklık yaparken aklımıza bir anda gelen fikirlerde ya da hemen uykudan önce gözümüzde beliren o imajlarda, kulağımıza gelen seslerde falan filan devreye giren bir sistem. Beynin default mode network denen sistemi yani o aylaklık sırasında beynin daha fazla çalışmasına sebep olan o rölanti aktivitesi sırasında bu sistemin daha baskın bir halde devreye girdiğini biliyoruz ve bu aslında bizim parça parça çözemediğimiz sorunları arka planda, bu arka diyorum ama yani böyle bir arka değil o. I don't want to see the back. I want to see the front. Başka bir zihinsel boyutta, bilincimizin dışında bir boyutta şu anda tam anlayamadığımız bir yöntemle tamamlıyor. Mesela birçok bilimsel ve felsefi farkındalık, keşif buna çok benzer bir sistemin sonucunda gerçekleşiyor. Otto Levin'in asetilkolini keşfetmek için bir türlü kafasına yatıramadığı ama nasıl yapsam diye düşündüğü bir deney şemasını rüyada görmesi. Bu Kekule'nin benzen dediğimiz halkasal molekülün yapısını rüyasında kuyruğunu ısıran bir yılan gördüğünce işte keşfetmesi falan gibi durumlar. Zihnin o bilinç dışı kısmının devasa bir problem çözme sistemi olduğunu gösteriyor ve evet
Doğru. Şarkıyı sürekli ağzımıza dolamakla ya da tamamlamakla ne kadar ilgisi var bilmiyorum ama kompleks bir derdimiz varsa, atalarımız söylemişler. Bir üzerine yatıp kalkalım, değil mi? Bir zaman geçsin. Mesela az evvel burada bir tecrübe yaşadık. İlginçti. Sevgili Esra Melike Karayel, bizim denizcilikle ilgili eğitmen arkadaşımız. Yakında çocuk kamplarımızda da birlikte atölyeler yapacağız. Kendisi bana geçen geldiğinde birkaç tane gemici düğümü göstermişti. Gerçekten bu kadar kabiliyetsiz olduğumu bilmiyorum o kadar. Önümde yapıyor düğümleri böyle. Yani yapamıyorum. Çok da basit 2-3 tane hareket yapacağım. Hocam ama o çok sinir bozucudur. Böyle bir de bir hemen böyle bir saniyenin yarısında yaparlar ve hani aynen dünyanın öyle. En sağlam düğme olur. Ya bir de sorun şu, orada fark ettim. Bildiğin düğme benzediği için yapamıyorsun. Yani beyin onu bildiğin bir şeye benzetiyor ya. Halbuki çok basit bir twist var ama yapamıyorum ben onu. Derken bugün işte bir hafta falan geçti o son oturumumuzdan. Bugün buluştuk. Biraz önce bu çekim yapmadan önce elindeki ipi aldım ve ilk hareketi yaptığımda düğümü becerebildiğimi fark ettim. Niye? Üzerine bir haftadır uyuyorum. Yani ki çok da uyuyabildiğim bir hafta değil ama. Demek ki beyin arka planda nasıl stres yaptıysam beynim onu sürekli, o bilinç dışı kısım onu çalışıyor. Ve bir şekilde otomatik oldu. Fakat sonra ne oldu? Melike dedi ki aa gerçekten yaptım. Bir kere daha yapsana. İkinci de olmadı. Niye? Artık hesap kitap girdi devreye. Orada böyle gayri ihtiyarı yapıyordum. Akışı bozdunuz hocam. Aynen. İşte akış bu. Bilinç dışı zihnin gücü bu. O yüzden arka planı atalım. Arkası çalışmaya devam etsin. O bir şekilde yolunu bulacak. Tabii her zamanki gibi her konuyu herkes çözemiyor. İşte biraz zaman yatırmıştık olması lazım. Biraz bir şey lazım yani. Artık o da bir başka videonun konusu diyerek burayı bağlayalım. Sağ olun hocam.